Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Ağustos günlerden Pazartesi. Konumuz kripto paralar, konumuz Bitcoin sevgili dostlar. Bitcoin ve kripto paralar hakkında konuşacağız ama bütün videolarımızda olduğu gibi yatırım tavsiyesi vermeden yapacağız bu işi. Şöyle piyasalara baktığımızda bugün %1 oranında bütün piyasa ortalamasında düne göre bir artış var. Hacim olarak da %13,93'lük bir artış var düne göre. Hacim niye arttı? Çünkü bugün pazartesi dediğimiz gibi kurumsal firmalar açıldı. Hacim demişken aklıma gelen bir şey var sevgili dostlar. Bir on-chain verisi okudum. Böyle on-chain gibi böyle kelimeler kullandığım zaman bazı arkadaşların hoşuna gidiyor nedense. Evet, bir on-chain analizi gördüm arkadaşlar. Glassnode tarafından yayınlandı. Kaynağı da belli. Şu an piyasada dönen Bitcoin var ya arkadaşlar. Bu Bitcoin sevgili dostlar sadece piyasada var olan %25'lik bir Bitcoin'miş kıymetli dostlarım. %75'i ise sevgili dostlar hani bu kayıplar mayıplardan falan bahsetmiyorum. Onlar hariç zaten onlar ölü. Alınıp satılabilinen cüzdanlara aktarılan Bitcoin'lerin %75'ine son 6 aydır hiç kimse dokunmamış. Son 6 aydır balinalar bekliyor. Bir boğa bekliyor, bir yükseliş bekliyor. Satışları yapan, alımları yapan, piyasada hacim yapan sadece %25'lik bir kısımmış arkadaşlar. Yani büyükler satıyor, kurumsallar satıyor, şöyle satıyor, böyle satıyor diyoruz ya. Aslında biz satıyormuşuz. Küçük yatırımcı çok bir şekilde yoğun bir şekilde satış yapıyor, piyasa düşüyor. Küçük yatırımcı çok yoğun bir şekilde alım yapıyor, piyasa yükseliyor. Gaza gelerek bu piyasayı aslında küçük yatırımcı manipüle ediyor. Büyükler almışlar, unutmuşlar, bekliyorlar sevgili dostlar. %75 dolayında. Evet, bu ek bilgiyi verdikten sonra devam edelim. Bitcoin'de 1,76 düşüş var. Ethereum'da ise hafiften bir kızarıklık var. Sıfıra sıfır yani 0,09'luk bir kızarıklık var ama her an yeşile dönebilir. Binance'in BNB'si 0,35 eksideyken Solana 0,53 artıda. Ripple %3,36 artıdayken Toncoin %4 artıda. Dogecoin 0,20 eksideyken Cardano %1,50. Tron'da %2 artıda sevgili dostlarım. Günün şampiyonu, günün en çok yükselenlerine baktığımızda en tepede CFX'i görüyoruz sevgili dostlar. %6,5 artmış. DEDX'i görüyoruz. Toncoin, Clay, Gala, Binsat, Ripple ve EGL'de Sant'la beraber günün en çok yükseleni olmuşlar. Peki ya yükselemeyenlere baktığımızda HNT, Zcash, Ondo, Cosmos, Kaspa ve AKT. Bunlar da yükselemeyen projeler. Evet, piyasanın yükselebilmesi için sevgili dostlar ne gerekiyor? Fed'in piyasaya bol bol para bollaştırması gerekiyor. Ya da parayı bol bol dağıtacağına dair sinyaller vermesi gerekiyor. Nerede verecek Fed bu sinyali? Bu hafta yapılacak olan Jackson Hole toplantılarında. Bu haftanın en büyük gündemi Jackson Hole toplantısı ve Powell açıklamaları Cuma günü sevgili dostlar. Cuma'ya kadar böyle sabırla piyasa bekleyecek. Acaba ne olacak? Acaba ne yapacak? Acaba Powell ne diyecek diye sancılı bir haftaya girdik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Başka bu hafta nereden sancımız var sevgili dostlar? Tokenlardaki arz artışlarına bu hafta Avax'taki artış piyasayı çok etkileyecek. Pixel'deki bir token arzı ve ID'deki arz piyasayı çok etkileyecek. Burada baktığımız bir sürü daha coin var. Vanish'ler, Gal'lar, Akalar, Fortlar, NLR, YGG'ler gibi arkadaşlar. Ama bunlar çok da önemli değil. Toplam arzı o kadar etkileyen oranlarda değil. Dikkat edilmesi gereken Avax, Pixel ve ID ki Avax videosunda ne demek istediğimizi anlatmış idik. Evet, başka sevgili dostlar umudumuz Trump, öyle değil mi? Hani Trump gelecek ve biz de uçacağız, kaçacağız, gidecek. Trump durumu ne? %51 dolaylarında Kamala Harris, Donald Trump da %47 sevgili dostlar. Dün bir ara bu 49'lara kadar yükseldi.
tekrar 47'ye indi. Donald Trump'ın tekrar, yani mesela tam tersi olsa Donald Trump %51, Kamala Harris 47 gibi görsek bile piyasaya bir nebze olsun böyle bir şey gelecektir. Bir rahatlama gelecektir sevgili dostlar. Ne diyor Trump? Ben geleceğim ve piyasalar uçup gidecek. Ben geleceğim, kripto dostuyum ben, kriptolar uçup gidecek. Kriptoların başkanıyım, en iyi başkan benim. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye vaatlerde bulunuyor umudumuz Trump. Peki Trump'ın portföyü ne sevgili dostlar? Değil mi? Bak güzel bir başlık, sanki videonun başlığı bile olabilir. Trump'ın portföyü ne? Açıklıyoruz. Şok 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 arkadaşlar. Kriptonun geleceği olan başkanın portföyünde ne var? Ethereum var arkadaşlar. Başka? Yok kadar. Adamın portföyünde Ethereum var sevgili dostlar. Bir de farklı farklı DeFi organizasyonlarında da işlem yapmak için Wrapped Ethereum var. Ethereum'un çakması da diyebiliriz ona. Ama farklı DeFi'larla da çalışma için gerekli Wrapped Ethereum var. Başka arkadaşlar? Bir de Trump temalı tokenlar. Ney bunlar? İşte MAGA Egan, Fight to MAGA, MAGA VP, Baby Trump gibi böyle adını sanını hiç duymadığımız Trump'ın böyle bilerek destekli. Bir Elon Musk'ta da var ya böyle antin kuntin projeler. Bunlar var sevgili dostlar. Yani kriptonun başkanında doğru dürüst kripto para yok. İşte kime umut bağladığımız buradan da ortaya çıkıyor ne yazık ki. Bunu sevdim ben. Videonun başlığı Trump'ın portföyünü açıklıyoruz. Olur bakalım kaç izlenme alacağız. Bir şey yok arkadaşlar. Ethereum var adamda. Başka sevgili dostlar yine bir resesyon muydu deniliyordu. Resesyona giriyoruz. Amerika çöküyor, ölüyor, bitiyor, batıyor. 2024 yılında ben kesinlikle ve kesinlikle resesyon beklemediğimi bahsetmiştim. 2025 için söz veremem ama 2024'te yok demiştik arkadaşlar. Aynısının, tıpkısının aynısını Goldman Sachs da söylemiş sevgili dostlar. Goldman Sachs ne dedi? Dün yapmış oldu, bugün hatta yapmış olduğu açıklamada önümüzdeki yıl, bu sene resesyon yok. Önümüzdeki yılın resesyon olma ihtimalini %25 olarak belirlemişlerdi. Bunu %20'ye indirdiler sevgili dostlar ki bu %20 bile çok yüksek bir oran. 25'ten 20'ye indirdiler, gelebiliriz şeklinde diye. Neye dayandırarak söylüyorsunuz bunu? Ey Goldman Sachs diye sorduğumuzda da diyor ki perakende satışlara bakıyoruz diyor. En çok bir sürü veri var ama en çok perakende satışlarına bakıyoruz ve iyileşen işsizlik raporlarına bakıyoruz diye bir cevap verdi. Verilerini madde madde açıkladı ama bunlar ağırlıklı. Goldman Sachs da aynı benim gibi 2024 yılı için bir resesyon beklemiyor. 2025'te de olabilme ihtimali 25'te 20'ye düşürdü. %80 resesyon olmayacak. 80-20'den büyüktür sevgili dostlar. Göstergeler ne söylüyor Bitcoin'e diye şöyle bir geçelim bakalım. Neler 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 neler. Momentum ve MACD al sinyalini verirken hareketli ortalamalarda Hull hareketli ortalama 58.650 itibariyle fiyat 58.500. 58.650 itibariyle sata döndü Hull hareketli ortalama. Bizim vurkaç hareketli ortalamamızdır bu Hull hareketli ortalama. Hacim ağırlıklı ortalama da 58.300 itibariyle alabilirsiniz demiş. Yani baktığımızda Bitcoin'de yatay süreç devam ediyor arkadaşlar. Ne uçuyoruz, kaçıyoruz, gidiyoruz, ne de öldük, bittik, mahvolduk, ortalarda ilerliyoruz. Bir taraf al diyor, bir taraf güçlü sat diyor. Bizim daha önce yapmış olduğumuz analiz bize ne söylüyordu? Diplerden sevgili dostlar bir al sinyalimiz var. Şuradan bir al sinyali geldi. Bunun güçlü ala dönmesi için piyasaya yeniden para sokabilmemiz için 62.500'ün üzerine atmasını bekleyeceğiz. Geldi tepelerden geldi buradan red yedi. Burayı kırdı zannettik. Hatta dur bir dakika şöyle yapalım. Daha kısaya alalım. Evet 4 saatlikte. Ulan bu kıracak kırdı ha kırdı ha kıracak derken aynen geriye doğru çakıldı ve aşağıya doğru tekrar düşüşe geçti. Destek 36.358. Onun altında kalırsa 53.900.
Onun da altı zaten 48.500'ler olarak görülüyor. 62.500'ün üzerine atmadan ki buraya kadar aslında gitmesini bekliyoruz. 62.500'e çünkü şuradan gücümüzü aldık. Şöyle bir maillen verip tekrar 62.500'e gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ama alım yapmak için yani piyasaya para sokmak için yapılması gereken en mantıklı şey 62.500'ün üzerine atmasını beklemek. Elimizdeki coinler, elimizdeki bir sürü coin var, sepetimiz var. Bu coinler içerisinde şöyle baktığımızda en çok yükselenler, işte arpaları, voxelleri neyse artık bunları satıyoruz. Çok yükselenleri nakitte bekliyoruz sevgili dostlar. Ya 62.5'a gideceğiz ya da 48'lere ineceğiz ki yeni alım yapalım. Evet canlar, ne yazık ki 62.500'ün altındayız. Ne yazık ki riskli bölgedeyiz. Ne yazık ki uçan kaçan bir piyasada değiliz. Bugünlük de bu kadar olsun. Hepinizi grubumuza bekliyoruz. Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Yapmanız gereken daha önceki videolarda da defalarca söylediğim gibi kullanmış olduğumuz grubumuzu destekleyen borsalarda referans linki üzerinden linki tıklayarak üyelik oluşturmanız. Bunu linki bir defaya mahsus tıklıyorsunuz. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra normal cep telefonunuza uygulamaları indirerek işte hangi uygulamalar, hangi borsalar, Gateo, Bybit, Binance, MaxJ borsaları uygulamayı indirerek normal alsat yapabilirsiniz. Sadece ilk girişte üye olurken linki tıklayarak üye olmanız yetiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.